Evet, 23 sene önce adı Emrah olan ve annesinin iddiasına göre o dönemde 1 yaşını civarında olan erkek çocuğunu babası zannettiği, kendini onun babası zanneden Durmuş götürüyor, bir aileye veriyor. Peki Yağmur mu zorladı onu buna? Şimdi onların bir biliyorsunuz bir Konya'dan Antalya'ya taşınma olayları var. Orada efendim otogarda kalıyorlar. Sonrasında ormanda yaşıyorlar. Tekrar Konya'ya dönüyorlar. Yağmur'un ailesinin yanına. Oradan tekrar nereye gidecektiniz? Annemlere. Oradan çıktınız. Ben çıktıktan sonra babasının köyüne gidecektik. Gene Konya'da. Ama yine dayısının kızı aklına geliyor, evet. Yağmur'u. Yani Hatice olaydı. Değil mi? Hatice. Aynen. Onun evinde kalıyorlar bir süre. Bu çocuk mevzu da aslında orada yeşilleniyor, birisine verme konusu. Şimdi Hatice telefonda, o gün yaşananları bize Hatice objektif bir şekilde anlatacak. Nasıl oldu? Çünkü Hatice'nin tanıdığı birilerine veriliyor. Yani bu Fadime ve Ali Güneş çifti aslında Hatice'nin tanıdığı bir, evet, aile. Nasıl gelişti bu çocuk verme olayı, onları bize anlatacak. Hatice, merhaba. Merhaba Hatice. Efendim. Şimdi Hatice, yıllar öncesine gideceğiz. Yani aşağı yukarı 22 sene öncesine. Dayının, halanın kızı Yağmur ve onun beraber yaşadığı o dönemki Durmuş sende kalmaya geliyorlar. Yanlarında Yağmur'un ilk evliliğinden olan çocuğu var. Bir de Durmuş'un kendi çocuğu var. Serap abla, ben baştan anlatayım mı? Lütfen anlat bize. Bu şey, Tezcan annesinin yanına geliyor. Hı. Annesinin yanında kaç gün kaldı orasını ben bilmiyorum. Ben annesini çok görüyorum. Ben de Tezcan'ı hiç görmüyorum. Bir abisinin ölümünde gördüm. Hı. Ondan geri orada Emel diye, Kahraman diye bir Emel ile tanışıyorlar. Emel annemlerin komşusu, belki de akrabası. Ben orasını bilmiyorum. Hı. Emelgil'e geliyorlar. Hayır. Emelgil'de bir müddet kalıyorlar. Bunu Yağmur anlattı bana. Ondan ki orada bu çocuk mevzusu geçiyor Emelgil'de. Emelgil bize bir miktar sonra, kaç gün sonra bilmiyorum, bizim kapımıza getiriyor bu şeyi, Tezcan'ı. Ona geri getirdi, kapı çalındı, açtım. Ben dedi halan kızıyım dedi. Baktım o. Geldiler, eşim bu dedi, çocuklar bu dedi. Bir de o sırada kar yağıverdi. Bunlar bizim yanımızda biraz kaldı. Ondan geri bu çocuk bakmıyordu. Bakıyordum diyordu ama yalan söylüyor. Bakmıyordu. Yağmur mu, Yağmur mu bakmıyordu Hatice? Evet, Yağmur bakmıyordu. Annesi dedi, Durmuş dedi ki, ikisi de annesi öldü bu çocuğun dediler. Hı. Evet. Hı. Öldü dediler. Ondan geri çocuk bakımsız, bitkin bir haldeydi. Bitkin bir haldeydi. Bakmıyordu. Bezi mezi hiçbir şey yoktu. Halleri de zaten, durumları belliydi. Görünüş onu görünüyordu. Ondan geri ben de böyle hemen kavga ediyorlar. Bu diyor ki bakmam diyor. Durmuş biri karnında, biri kendisi yanında, bir de Durmuş'un olmuş o çocuk. Benim bilgim bu. Ondan geri bu kavga ediyorlar. Bir sürü, Durmuş kızdı. Kızdı mıydı? Dedi ki ya dedi, ben bu çocuğu köprüden aşağı vereceğim dedi. Benim yalan. Ablacığım, bildiğim bu. Ben de bir komşuya gittim, Şerife Balcı diye. Bunları anlattım böyle diye. O da dedi ki bu dedi Ali Güneşgil dedi çocuğu arıyor dedi. Diyiverseniz de dedi. Ben de eve geldim. Dedim ki bunlar kavga ediyor, bakmayacağım diyor. Durmuş'a bakmayacağım diyor. Bakacağım dedi, yalan. Ona geri Durmuş böyle konuşuyorlar. Ben de dedim ki Ali Güneşgil çocuk arıyormuş dedim. Çocuğu aldı kucağına, Ali Güneşgil'e götürdü. Kendisi götürdü. Kim götürdü? Tabii daha söyle. Şey, Yağmur götürdü. Yağmur adı Batasıcı götürdü çocuğu. Hı. Ondan geri bizi de çağırdılar. Durmuş'u da çağırdılar. Onlar da Ali Güneşgil de dedi ki kapımıza bir çocuk gelmiş, bir kısmet misiniz gelmiş dediler. Biz bu çocuğa bakacağız dediler, çocuk kaldı. Bunlara biraz bulgur, biraz bir kıyafet, belki de para olayı yok. Bir miktarcık bir yol parası gibi bir şey katıverdi ceplerine, çocuğu koduklarıyla gitti. Benim her bilgim, her şey bildiğim bu. Hatice, peki çocuk kaç aylık ya da yaşında mıydı? Ya ben o yaşı bilemiyorum. Çocuk bunların yanına atalayarak falan yanlarına geliyordu. Sarışın, şöyle kel zayıf bir çocuğuydu. Yani, ama yaşını dişini bilemiyor. Emekliyor muydu çocuk? Emekliyordu. Ha, demek ki bir yaşlarında vardı aşağı yukarı. O civarlarda bir şeydi ama çocuk şöyle kendilerinden çaresiz gibi bir halleri vardı.
Sonra ben de bunu köye vardım. Serap Hanım köye vardım. Hayla bu mağarama bu onlar değilmiş. Ben bilmiyorum. Halamı görüyorum ama ben endani pek görmüşlüğüm yok. Benim bilgim yok, endani görmüşlüğüm yoktu. Halam gile vardım, böyle bir konu geçti. Dediler ki kendi çocuğuna da bakmadı, gitti dediler. Yani ben başka enda yağmurla konuşmuşluğum, tanışmışlığım hepsi bu. Yani kendi koca cahillik. Evde tartışıyorlardı ve ben bu çocuğa bakmam diyordu Yağmur. Diyordu, yalan söylüyor. Bakardım diye yalan söylüyor. Durmuş'a yalan konuşuyor. Bakardım diye yalan söylüyor. Çocuğa bakmıyor muydum, bakmıyor muydum? Doğru söyle. Ben sana bakıyorsun dün de aynı burada söyledim. Dedim ki bana böyle böyle. Ben de sana aynısını söyledim. Mecbur kaldım çünkü ne yapmam ben gerekiyordu. Ben bakıyor muydum, şey bakmıyor muydum? Annemlerde bakıyor muydum? Annemlerde bakıyor muydum, bakmıyor muydum? Sen dedin ama bak orada ben dedim o kadar burada o karın içinde şeyin içinde ben dedim ki ben bu sıkıntıyı çekemem, bunlara bakamam dedim. Kime? Ben, sen öyle demedin mi bize orada? Bir şey söyleyeyim orada? Mi? Bir şey öyle söyleyeyim dedin. Mi? Ben şimdi yalan söylemene gerek yok. Hatice bir kere orada hepsi senin oradalar. Söylediklerine ben cevap veriyorum. Ben geçen evet. Sene beni dinle şimdi. Dur beni dinle. Serap Hanım ben onu bir dinledim. Şey daha söyleyeceğim. Ben onu bir şey daha söyleyeceğim diyor. Söylesin. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Ondan kere biz bir yayına çıktık ya. Yalan yayına mi? Çıktıktan kere bu yağmur bizi bayağı bir rahatsız etti. Hala şimdi şu benim konuştuğum telefon engelli. Savcılığa dedi konuşacaksın. Bu çocuğa bakardı diyeceksin dedi. Benim ailem de bununla konuşmana izin vermedi. Yeter gayri dedi. Ne konuşuyorsun dedi. Engelledik. Şu an bu telefon engelli. Neden ya konuştuğumu söyleyeyim. Bana beni işe peki, sokuyor. Hatice tamam. Şimdi dinle, cevap vermek istiyor sana Yağmur. Bir cevap versin bunlara bakalım. Buyur efendim. Hatice ben seni aradım. Doğru mu? Telefonda he. Konuştuk mu? He. Sen bana ne dedin orada? Ne dedim ben sana? Dedin ki. Bir saniye. Bak işte bastırma dinle. Hatice. Sen benim evimi nereden bak, bak, buldun yalan dedim söylüyor, ben sana. Ben seni tanımıyorum, görmüyorum. Akrabamsın ama tanımıyorum. Tanımıyorum, görmüyorum. Nereden buldun evimi demiş Hatice bak, ama bak. Dinlemen lazım cevapları. Evet. Tamam. Ben sana sordum dedim ki Hatice dedim biz bu adamla böyle bir kavga yapmadık, tartışma yapmadık. Bu adam ben çocuğu köprüden gideceğim atacağım demedi doğru mu? Dedi. Yalan hayır, söylüyor ya öğretiyorlar. Ki, sonra bir dur. Arada farkındaysan durmuş Emergil'in kahramangilin evinde tokat vurmuş çocuğu duvara çarpmış. Sen bunu durmuşu kötüledin orada burada telefonda bana. Onu durmuş söylemiyor dedim. Bu olayın içi hepsi sensin. Doğruları konuş doğrularına. Doldurmuşlar yani. Ben bir koca cahilim. Beni hiçbir yerde gören yok. Şehirlerde, mehirlerde ben tanıyan görünen bir kişi daha mıydı? Hatice bilgi bekle. Hatice. Hatice bizim bekle. Bir alın sesini Hatice'nin. Durmuş. Hı. Şimdi eğer ki Yağmur çok fazla ben bu çocuğa bakamayacağım diye dırdır etti ve sen götürüp dereye atacağım dedin mi demedin mi? Öyle bir şey yok. Sen sana sormuyorum hı, Yağmur. Tamam. Dedin mi şimdi demedin ben mi? Sinirle. Hayır ben kesinlikle öyle bir şey demedim. Demedim ama dedim ki ben bu çocuğu ne yapayım? Sen öyle diyorsun ki bu çocuk var, sen bu çocuk var. Sen bunu demiş olabilirsin sinirle. O zaman götüreyim dereye atayım. Ya demiş olabilirim. Ne yapayım o zaman? Götüreyim bir yere atayım mı demişimdir. Olabilir. Demişimdir. Doğru o mu? Kelimeyi demişimdir. Çünkü sinirlendiğim için. Peki. Çocuğu duvara çarpmışsın. Bu da doğru mu? Hayır. Kesinlikle o yalan. Hayır o kesinlikle. Yani Yağmur'un baskısıyla ne yapayım ben bu çocuğu? Elimde kaldı. Ben bunu götüreyim dereye mi atayım? Demiş olabilirsin. Hayır öyle bir şey kesinlikle söylemedim. Attım demiş olabilirim diyorsun. Hayır ben dedim ki ne yapayım ben bu çocuğu götürüp dereye mi atayım? Evet, demiş işte olabilirim bu, onu bunu diyorum ben. Diyorum ben de zaten. Ama gidip de onu ben direkt kalkıp da o sakin kafayla söylememiş. Yağmur 22 sene önce gencecik bir kız Durmuş'la birlikte Durmuş'tan bir çocuğu var ve Durmuş'un başka bir hanımdan çocuğunu yanında bulundurmak istemeyebilir. Onu bir şekilde Durmuş'un gözetiminde. Ama onu götürüp başkasına vermen gerekmiyor. Ya bilmiyorum o anki anneye psikolojiyi. Vereceksin. O anki psikoloji çünkü annesi öldü denilmiş veyahut da kötü yolda şimdi söylenmiş. Şimdi Hatice'nin bana iddiası vardı. Yani Yağmur o çocuktan kurtulmaya çalışmış olabilir. Konuşmaları net. Konuşmaları kurtulmuş olabilirsin Yağmur. Doğru söylüyorsunuz kurtulmuş hocam. Kurtulmuş olmak istemişsindir. Konuşmaları savcılık çıkartabilir. Hatice ile ikimizin konuşmalarını. Onları bırakın yani, şimdi. Hatice'yi niye engelledin telefonunda? Kimin? Hatice'yi. Ben engellemedim. Onlar beni engelledi. Neden engelledi? Rahatsız ediyormuşsun. Hayır rahatsız etmedim. Şöyle. Ben şimdi bunu aradım Serap Hanım. Dedim ki sen dedim neden orada dedim halamın kızı olduğu için beni eve aldım dedin dedim. Ben dedim hırsız mıydım? Ben dedim kaçak mıydım? Neydim? Ben Antalya'dan bu çocukla dedim mağdur gelmişim. Ve ben sana dedim derdimi anlattım. Ben seni bir akraba olarak geldim. Tamam Allah da şahidimdir. Böyle hiçbir bağımız yokmuş ki tanımıyormuş ama benim bile şey, seni. Hayır canım. Yani doğru düzgün görüşmüyorduk. O benim halam bir şey dayımın kızı. Kadıncağız kötülük tamam de yapmamış. Tamam da görüşmüyorduk diyor. İşte ben Konya'da olduğum için o bu da
şeyde oturuyor ya, Güneyurt'ta oturduğu için aklıma geldi, istersen sorsun. Benim burada bir dayımın kızı var, onu da ziyaret edelim diye. Aynen, sen bana öyle dediniz. Çünkü sen beni oraya götürdün, ben o insanları tanımıyorum. O şekilde diye gittik. Yoksa bununla, Hatice ile çocuk vermeyle hiçbir bağlantısı bile, hiçbir yani şey yok. Yani gittin aranın dayının kızının evine. Ama şunu söyledi Hatice. Hatice diyor ki çok kavga ediyorlardı. Hiç kavga etmedi. Yağmur da ben bu çocuğu istemiyorum, bakamam diyordu. Durmuş da o zaman dereye mi atayım diyordu. Ben de bunu duyunca diyor Şerife'yi aradım. Şerife'de birileri var, bu çocuk istiyorlar dedi. Olaylar böyle gelişti diyor. Bana şunu söyledi Hatice. Ben öyle deyince o bana şöyle cevap verdi. Hatice dedim. Sen neden bana böyle söyledin, benim hakkımda böyle söyledin dedim. O da dedi ki bak hele dedi, aynen böyle konuştu. Siz dedi bizim evimizde, siz dedi bizim evimizde kaldınız. Ondan sonra seninle dedi Durmuş sana diyordu ki dedi ben asker kaçağıyım, aynen böyle itiraf etsin. Sen ben asker kaçağıyım, ben yakalansam bu çocuğa nasıl bakacaksın dedi. İlla tutturdu ben çocuğu birine vereceğim dedi. Ben de o aileyi buldum dedi bana. O zaman dedim sen bunu dedim savcıya dedim, aynen böyle bak. Savcıya gidip açıklayacak mı dedim. Ben dedi bir daha savcıyla uğraşamam dedi. Ondan yani sonra işte bu. İkisi de istememiş çocuğu. Evet. İkisi de çocuğu istememiş. Durmuş da istememiş, Yağmur da istememiş. Ama hanımefendi de öyle bir aile bulunca bunlar da canına minnet. Hemen verelim. Yağmur Durmuş kucaklamış, Yağmur kucaklamış çocuğu. Konuşur götürmüş zaten. Hayır, Yağmur istemedi. Basit olsun diyelim ki ya. Yağmur istemedi, olabilir istemedi. Evet. Ama asıl mesele Durmuş'un istememesi. O da istememiş. Yağmur da onun çocuğunu bile götürmüş. Şimdi başka birine bırakmış.